İkinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme barik dualarını okuyacağız. Üçüncü tekbirden sonra gidenlerimiz cenazeye ait cenaze duasını, bilmeyenlerimiz Fatiha suresini dua niyetiyle okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra beraberce inşallah selam vererek namazlarımızı eda etmiş olacağız. Hep beraberce niyet edelim. Buyurun. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rızası için namazı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyyit ve meyyite için duaya uydum hazır olan imama, er kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Mikrofonlar açıyoruz. Hatun kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hatun kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Tamam, salli. Harika. Allahu Ekber. Allahümme kusur. Şer. Allahümme. 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 Ben hakkıyım ya Allah'ım. Ben ondan. Allahu Ekber. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Ruhvari için el-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأصحابه وأهل بيته وعليهم أجمعين ربنا
bu kıymetli günde eda ettiğimiz öncelikle vakit namazımızı yüce katında kabul ediniz. Ve ardından üzerlerine namaz kıldığımız, kendilerine dua ettiğimiz, şimdi de inşallah beraberce haklarında şahitlikte bulunacağımız, helalleşerek dualarla kendilerini ebediyete uğrayacağımız önümüzde bulunan üç kıymetli büyüğümüze Cenab-ı Hak rahmet ve mağfiret eylesin. Üç kıymetli büyüğümüz aramızda var. İlk cenaze namazını kıldığımız Mansur Bey, İran'dan ülkemizde misafir iken burada ecel oldu, yakaladı. Bugün inşallah buradan uğranacak. İkinci namazını kıldığımız Fatma Hanımefendi, annemiz, yine Fatih'imizin kıymetli insanlarından, burada bir ömür geçirmiş. Bugün böyle bir güzide topluluğun arasından Rabbimize gidiyor. Ve üçüncü namazını kıldığımız Fethiye Hanımefendi annemiz, aynen böylece bu kıymetli büyüklerimiz gibi Rabbimizin huzuruna, ilk durak olan kabir alemine uğurlamak üzere aramızda var. Hem üç cenazemizi uğurlama adına, acılarını paylaşma adına burada bulunurken, bu ayrılığın bizlere tecelli etmesiyle beraber bu ayrılık acısını bize bastıracak, bizi teskin edecek olan inancımıza sarılarak bir kere daha diyoruz ki İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aitiz. Onun mülkünde onun kullarıyız. Ondan geldik, ona döndürüleceğiz. Vaktiyle bu musallalardan bugüne dek nice değerlerimiz, nice büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımız, kıymetli kadir şinas, değerli insanları hep vaktiyle uğurladık. Bugün de üç kıymetli büyüğümüz Allah'ın huzuruna gidiyor. Burada lisan halleriyle hepimize ibret almamız, dersler çıkartılmamız gereken manalar bize haykırılıyor. Allah gerektiği hal üzere bir kere daha hepimize nefis muhasebesinde bulunabilmeyi, doğru kararlar alarak Allah'ın rızasını kazanacak istikamette yürümeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. İki anne var önümüzde ve annelerin bir farkı daha var ki kadını da erkeği de dünya hayatına getiren anneler. Ve aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iman ve salih amel istikametinde yürüyen hanımefendinin, annenin ayağının altına cenneti koyuyor. Ve cennet annelerin ayakları altındadır buyuruyor. Cenab-ı Hak evlatlarımıza, hanımefendilere, yetiştirdiğimiz neslimize, kız evlatlarımıza bu şuura, bu bilince vakıf olacak bir şuuru vermeyi de hepimize nasip ediniz. Bugün ayrılık günü ama ahiret yurdu kavuşma yurdu olacak. Son vazifelerimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde buyurduğu üzere Hakkun müslimi alel müslimi hamsun. Müslümanın Müslüman üzerinde beş hakkı mevcut. Bunlardan bir tanesi de Rettiba'ul cenayiz. Cenazesinde hazır bulunması, üzerimize düşen vazifeyi ifade edilmesi. O halde bu kullar bugün kendilerine dua ettiğimiz kıymetli büyüklerimiz bizden bir hüsnü şehadet, bir de helalleşme ister. Kendilerini tanıyanlar ve bilenleri olarak Allah'a, Resulullah'a iman etmiş iyi birer kul, iyi birer insan, iyi birer Müslüman olduklarına şahitlik eder misiniz? Evet. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Cenab-ı Hak şehadetinizi ve helalleşmemizi kabul eylesin. Üstadın bir sözüyle bitirelim. Hasis sarraf, kendine başka bir kese diktir. Mezarda geçen akçe neyse artık onu biriktir. Kapı, kapı, bu yolun son kapısı ölüm ise eğer, her kapıda ağla, bu kapıda gülümse. Ebedi gençlik, ölüm desem kimse inanmaz. Taş ihtiyarlar, selvi çürür, ölüm yaşlanmaz. Tam 30 yıl saatim çalışmış, ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuşum. Anladım ki iş, sanat, marifet Allah'ı aramakmış. Marifet bu, gerisi çelik çomakmış. Buradan öteye bahtiyar olmanın, mutlu karşılanmanın, mutlu bitirmenin formülü yaratıcıyla barışık yaşamak.
emirlerini tutmak, yasaklarından kaçırmak. Rabbim hepimize o gayreti lütfeylesin ve ikram eylesin. Şehadetimiz, dualarımız, helalleşmemiz Cenab-ı Hak katında makbul ve kabul eylesin inşallah. Bu vesileyle muhterem Cumhurbaşkanımızın tavsiyelerini alarak vazifemizi nihayete erdirmiş olacağız. Buyurun. Değerli kardeşlerim, aziz müminler, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle şu anda musallada bulunan bay ve bayan kardeşlerimizi şimdi Hakk'a uğurluyoruz. Rabbim taksiratlarını affetsin, mekanlarını cennet eylesin ve geride bıraktığı kederdiğinde ailelerine de sabırlar lütfetsin. Hepimiz için mukadder olan akıbet şu anda sandukadaki örtüde de yazıldığı gibi Estaizu billah, bismillah küllü nefsin zâikatul mevt sümme ileyhine turcuam. Her nefis ölümü tadacaktır. Ve Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Onun için de hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, her an ölecekmiş gibi de uhraya hazırlanmamız lazım. İşte hiç umulmadık bir anda Fethiye ablamızı kaybettik. Bugün de uğurluyoruz. Aynen diğer kardeşlerimizi de Hakk'a uğurluyoruz. Belki de yakınları böyle bir şeyi beklemiyorlardı. Ama o umulan veyahut da bir an ileri, bir an geri ölüp gitmiyor. Ve o vakit geldiği anda da Rabbim emanetini alıyor ve biz de burada bulunduğumuz gibi Hakk'a uğurluyoruz. Tezkiye yapıldı. Ben de yine soruyorum. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Rabbim mekanlarını da cennet eylesin diyorum. Ve hocam buyurun. Muhterem Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Allah Teala hepinizden ve kendilerinden razı olsun. Bir şeyi unuttum. Tabii biz Fethiye ablamızın çok böreklerindeydik. Güzel börek yapardı. Arada sırada da bu Tayyip evladına da gönderirdi. O da bize hakkını helal etsin. Rabbim inşallah sevgili Habibinin Livaül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşrucem eylesin. Amin. Sağ olun. Fethiye ablamızı inşallah Beşiktaş Etiler Ulus Mezarlığı'na uğurlayacağız. Fatma Hanım Topkapı Çamlık Mezarlığı'na, Mansur Bey de Sarıyer Kilyos Aile Kabristanlıklarına inşallah uğurlayacağız. Allah hepinizden razı olsun. Evvela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek ruhuna, huzur devletlerinde bulunduğumuz Sultan Fatih Hazretlerinin, hocalarının, fetih şehitlerinin ve aziz şehitlerimiz, merhum gazilerimiz, ecdadımızın ve her birerlerimizden ukbaya uğurlanmış olan ehli iman ölmüşlerimizin ervahına, hanımefendilerin ve beyefendilerin de ruhlarına rıza emillah el-Fatiha. Fethiye Hanım'ı önce alıyoruz, sonra Fatma Hanım, sonra da Mansur Bey alacağız inşallah. Hocam, hocam.